Kılıçdaroğlu'na Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın başarılı olduğu aktarılarak plaket takdim ettirileceği iddia edildi. 14 Aralık'ta Muğla'ya gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Muğla Büyükşehir Belediyesi hakkında verilen bilgilerde Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın başarılı olduğu aktarılarak plaket takdim ettirileceği iddia edildi. UKOME'nin yaptığı her uygulamada ise istenen sonuçlar alınamadı. Şimdi de Kılıçdaroğlu UKOME konusunda da mı kandırılıyor sorusu akıllara geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar en çok tartışılan daire başkanlıklarından UKOME'nin başarılı olduğu belirtilerek Kemal Kılıçdaroğlu'na bu şekilde anlatıldığı iddia ediliyor. Fakat UKOME'nin ulaşımda başlattığı dönüşümdeki sancılar devam ediyor. Birçok yerde dolmuş sahipleri uygulamadan şikayetçi oluyor. Parkomat uygulamasına mahkeme dur derken yine Bodrum Şoförler Odası açtığı davaları kazanmaya devam ediyor. Ulaşımda dönüşüme Muğla'nın birçok yerinden tepkiler devam ederken özellikle Bodrum'da kıyamet kopuyor. Adını vermek istemeyen bir dolmuş sahibi yeni alınan dolmuşların neredeyse yarısının satılık olduğunu belirtirken babamızdan gelen bir meslekti, onu da elimizden bunlar aldı. Bu saatten sonra biz ne yapacağız dedi. Yine Bodrum'da henüz dönüşüme katılmayan dolmuş şoförlerine adeta işkence edildiği, sıra verilmediği iddia ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan dönüşüme girmeyen minibüslere daha az sıra verilmesi iddiası üzerine Bodrum şehir içi hatlarında minibüsçülük yapan E.Ç. tartıştığı otogar müdürüne ayağından vurmuştu. Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne açtığı davalarda mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Üst mahkemeye intikal edip davalarda yine aynı kararların çıkabileceği öğrenildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın Muğla'nın birçok ilçesinde uyguladığı parkomat sisteminin de yasa dışı olduğu kararı çıktı. Muğla 1. İdare Mahkemesi parkomatın imar kanununa aykırı olduğunu belirterek alınan kararları geçersiz saydı. UKOME bu uygulamasında da başarısız oldu. Menteşe ilçesinin her yerine döşenen dubalarsa vatandaşların büyük tepkisini çekti. Duba şehri ilan edilen Menteşe'de vatandaşların tepkisi halen devam ediyor. İstanbul'da yurt dışından gelen bir tıra düzenlenen operasyonda 302 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yurt dışından yurda giriş yapan bir tırda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Emniyet güçlerince Kapıkule'den itibaren takibe alınan tır, kente giriş yaptıktan sonra Başakşehir'de durduruldu. Baskın yapılan tırda dedektör köpeklerle yapılan aramada tırın dorsesindeki taban kısmına zulalanmış 302 kilo hibrit esrar ele geçirildi. Operasyonda Ukrayna uyruklu sürücü 42 yaşındaki O.D. ile kamyonda bulunan 43 yaşındaki I.K. adlı şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İstanbul polisinin son 11 aylık dönemde düzenlediği operasyonların bilançosu da ortaya çıktı. Buna göre kent genelinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu istatistikleri korkunç rakamlara ulaştı. Güvenlik güçleri 11 aylık sürede 30.220 adli olaya müdahale ederken 846 planlı operasyona imza attı. Operasyonlarda 44.104 şüpheli gözaltına alınırken gözaltına alınarak adliyeye gönderilen şüphelilerden 4.612'si tutuklandı. Son operasyonla birlikte 11 ayda 8 ton 672 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 5.740.864 uyuşturucu hapın yakalandığı çalışmalarda tutuklanan şüphelilerin arasında 192 yabancı uyruklu şüphelinin olduğu öğrenildi. Bu şüphelilerin 45 farklı ülkeden olduğu kaydediliyor.
Alınan bilgiye göre Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Milascom Grup Amirliği son yılların en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. Milas, Fethiye, Şanlıurfa ve Antalya'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 16 çuval içerisinde 122 kilogram esrar ele geçirildi. Esrarla birlikte 7 şüpheli de gözaltına alındı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basan ekipler, eş zamanlı olarak Milas, Fethiye, Şanlıurfa ve Antalya'nın Korkuteli ilçesinde serada yetiştirildikten sonra satış için çuvallanan 122 kilogram esrarı nefes kesen bir operasyonla ele geçirdi. Korkuteli ilçesinde ele geçirilen esrarla birlikte Milas'tan MÜ, Antalya Korkuteli'nden ÖÇE, Şanlıurfa'dan BK ve Fethiye'den SÜ, MT, BŞ ve SÖ adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i ilçeye getirilirken diğer ikisinin de Milas'a getirilmek üzere yola çıkarıldığı belirtildi. Yakalanan şüphelilerin sorguları devam ederken gözaltı süresinin ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Milas Adliyesi'ne çıkarılmaları bekleniyor. Turgut Reis, Bodrum Karayolu Konacık Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Motosikletiyle Konacık Kavşağı'ndaki tali yoldan ana yola çıkmak üzere olan bayan sürücüye iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle bayan sürücü yola savruldu. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu motosiklet sürücüsü bir süre kazanın şokundan kurtulamadı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekibinin müdahale ettiği motosiklet sürücüsü ambulansa alınarak Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekibinin incelemelerinin ardından kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Günümüzde birçok kişinin sorunu fazla kilolar. Kilolar diyet ve sporla da kolay verilemiyor. Çağımızın çalışma şartları da kilo vermeye değil almaya müsait. İşte zayıflama ve detoks uzmanı Meltem Şarkışlalı, ahtapot zayıflama yöntemiyle tek seansta 7 santim incelme sağlandığını açıkladı. Dünyadaki son trendlerden bir tanesi ahtapot zayıflama. Ameliyat olmaktan korkanlar, özellikle kilo veremeyenler için tek seansta 7 santim incelme sağlayan bir yöntem. Şu anda Amerika'da çok yaygın olarak uygulanmaya başlandı. Yöntemin en önemli avantajlarından bir tanesi ameliyatsız, acısız, ağrısız ve iğnesiz bir şekilde seansa girdiğinizde 7 santim minimum incelebiliyorsunuz. Bu göbek bölgesi ise daha fazla olabilir. Vücudun her bölgesine uygulanabilir. Diyelim ki yıllarca kurtulamadığınız bir göbeğiniz var ya da yan simitleriniz var ya da kollarınızda sarkmalar var. 5 etki birden olduğu için zaten ahtapot zayıflama denilmiş. Bacak içlerinin çarpmaları, yani bacak içindeki yağlar, kol bölgesindeki yağlar, mide, özellikle karın bölgesi de çok etkili bir sistem. Sistemin adının ahtapot olmasının nedeni ise hem yağların atılımını gerçekleştirmesi, hem sıkılaştırması ve toparlaması. Kilo verirken her sabah tartılmayı tavsiye eden Şarkışlalı, akşam saat 19'dan sonra da yemek yemeyi tavsiye etmiyor. Kilo verirken her sabah tartılmalarını tavsiye ederim. Özellikle sabah aç karnına lütfen tartıya çıksınlar. Çünkü bir önceki günün hesabı o gün kapanmış oluyor. Bu durumda kendini daha rahat kontrol edebilirler. Eğer kilonuzu kontrol altında tutmak istiyorsanız lütfen tartıdan kaçmayın ve uzaklaşmayın. Akşam hangi yiyecekleri yediğinize bir bakın. Belki o yiyecekler sizin vücudunuzda gerçekten ödem yapmaya başlamıştır. Eğer çok kilo almaya başladığınız, ipin ucunu kaçırdığını hissediyorsanız tavsiyem sıvı ağırlıklı beslenmektir. Çünkü sıvı ağırlıklı beslenmek özellikle mideyi yormadığı için ve bağırsak sistemini çalıştırdığı için bir gün öncesinde ağır beslendiyseniz yağların oturmadan dışarı atılmasını daha kolay sağlar. Akşam 19.30'dan sonra yemek yemeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü 19'dan sonra yiyeceğiniz her yiyecek size yağ olarak geri dönecektir. Bitki çayları özellikle çok önemli. Mesela kahve çok ödem atıcıdır.
Müzik.